Türkiye'de yoğun bir şekilde aşılama süreci devam ediyor. Aşı sırası gelenler hangi aşıya olacağı konusunda tereddüt yaşasa da uzmanlar ulaşılabilen ilk aşının ayırt edilmeden olunması gerektiğini belirtiyor. Aşılandığını rahat gezebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Siz de taşıyıcı olmuş oluyorsunuz. Konuya ilişkin açıklamada bulunan iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Serap Yavuzer, Türkiye'de uygulanan aşıların virüsle mücadelede etkili olduğunu söyleyerek aşıların ayırt edilmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi. İkisi arasındaki farklılık bir kere yapım aşamasında tamamen farklı teknikler, evet. Ama yan etkiler açısından bakıldığı zaman ve etkinlik açısından bakıldığı zaman ilk çıkan şeylere göre söylüyorum, faz 3 çalışmaların sonuçlarına göre Sinovac aşısında antikor düzeyi oluşumu BioNTech'e göre bir miktar daha düşük. Yani etkinlik birinci dozda sağladığımız o BioNTech'teki aşı etkinliğini biz Sinovac'ta iki dozda görüyoruz neredeyse. Etkinlik biraz daha BioNTech'te daha güçlü diyebiliriz. Ama yan etkilere baktığımızda nasıl? Yan etkiler aslında benzer yaklaşık. İşte ateşti, kas ağrısıydı, kol ağrısıydı, işte halsizlikti, bir takım üst solunum yolu semptomları dediğimiz o burun akıntıları, belki tat koku kayıpları aşıdan sonra da olabiliyor. Çünkü sonuçta biz bir virüse karşı antikor oluşturuyoruz ve dediğim gibi hafif bir hastalık atlatıyor kişi aslında. Dolayısıyla da biz bu yan etkileri ikisinde de benzer görüyoruz. BioNTech ve Sinovac aşılarının sonuç olarak bir virüs aşısı olduğunu söyleyen doçent doktor Yavuzer, aşıların belirli aralıklarla tekrarı ilerleyen dönemlerde mümkün olabilir. Şu an için hatırlatma dozu tüm ülkede ve dünyada kesin ve netlik kazanmadı dedi. Şimdi bu bir virüs aşısı. Nasıl biz influenza dediğimiz gripte domuz gribi şeyini gördük, salgınını gördük ve biz ne yapıyoruz? Her yıl aşılıyoruz. Özellikle Ekim-Kasım'a kaydırıyoruz ki Nisan'da da o salgının etkisi devam etsin, aşı etkinliği devam etsin diye salgın üzerine. Şimdi burada aslında muallak, yani çok tartışma var. Ama şöyle bir durum var. Şu an dünyada böyle bir karar alınmadı. Ama şunun üzerinde ilk tartışma var. Özellikle sağlık çalışanları birebir aktif karşılaşacakları için belki ki Eylül-Ekim'den sonra bir doz daha hatırlatma dozu yapılabilir. Şimdi bu aşılar şöyle, neden 8 hafta arayla yapıldı? Neden 4 hafta arayla yapılıyor? Bir arayla olmak zorunda mı? Ya da tekrarlamak zorunda mı? Yapılan çalışmada bir ay sonrasında hatırlatıcı dozun daha etkin bir koruyuculuk sağladığı görüldüğü için biz bir arayla iki doz yaptık. Ama 6 ay sonra yapılmanın faydası olacak mı olmayacak mı? Bununla ilgili çalışmalar laboratuvar düzeyinde de faz 3 insanlar üzerinde de devam ediyor. Henüz alınmış bir karar yok. Tekrar dozu gerekip gerekmeyeceğine dair yakın zamanlı. Ama büyük ihtimalle şöyle olacak. Bizim öngörümüz öyle. Özellikle Enfeksiyon Komitesi'nin Türkiye'deki önerisi de aynı şekilde. Büyük ihtimalle her yıl bize bu aşı pandemi devam ederse gelecek. İlk olarak ülkemizde Sinovac aşısı yapılmaya başlandığını hatırlatan Yavuzer, ilk dozu hangi aşıdan olmuşsak ikinci dozu da aynı aşıdan olunması gerekmektedir. İki doz aynı aşıyı yaptıktan sonra üçüncü doz gibi rappel yani tekrar dozu gündeme gelirse farklı bir aşı ile devam etmesinde sakınca görülmemektedir dedi. Bir kere birinci dozu hangisinden vurulduysanız önce ikinci dozu aynısından vurulun. Çünkü birinci dozdan sonra yapılan ikinci dozun amacı birinci dozda sağladığımız bağışıklığı uyarma gücünü artırmak. Yani biz bellek hücreleri diyoruz, hafıza hücreler. Onlar antikoru üretiyorlar ve biz bunları uyarmamız için ikinci dozu aynı dozda aynı şeyle yapmamız lazım ki bunu sağlayabilelim. O yüzden Sinovac vurulduysanız Sinovac'la devam edin, BioNTech vurulduysanız BioNTech'le devam edin. Ancak şimdi daha henüz dediğim gibi hiç kesin netlik olmadı. Ne zaman üçüncü dozu yaptıracağız ya da koruyucu doz yaptıracağız yıllık bilmiyoruz. Yaptırırsak ne yapalım? O çok soru geliyor. Yani ben kişisel tercihimi söylüyorum. Burada otörler kendi arasında ikiye ayrılıyor. Ben de izliyorum. Yani şeyleri, yayınları da takip ediyorum. Ben Sinovac yaptırdım. Sinovac'ta hiçbir yan etki de görmedim. Dolayısıyla antikorum da oluştu. Sinovac'la devam etme tercihinde olurum.